Nasılsın başkan? Başkan, kongreden sonra iade ziyaretlere başladık. Cumhur İttifakı'nın iki partisi, kardeş parti ziyarete geldik. Öncelikle kongreye göstermiş olduğu ilgiden dolayı partimanına, teşkilatımdan da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir birliktelik, çok güzel bir kongre oldu. Güzelliği de sağlayan sizlersiniz. Bu arada tekrar yönetim kurulu adına Cumhur İttifakı adına da ayrıca teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Teşkilatı ziyaret ettiğinden dolayı sen başkanın ve ekibine ben de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki görevinizde daha hayırlı işlere imza atarsınız. Hayırlısı olsun başkanım. MHP ile AK Parti arasında ciddi bir ittifak var. Evet. Dünyayla da baş edebilir bir ülke haline geldik. Yerelde de bu ittifak önümüzdeki günlerde daha etkili olacak mı? Tabii Cumhur İttifakı ülke ittifakı. Yani ülkenin yaşadığı sıkıntıları devlet adına, vatan adına düşündüğü zaman ayrı bir gayrının olmadığını Sayın Bahçeli ortaya koydu Tayyip Bey'le beraber. Onun için bizim de yerelde de normalde bir ayrıcalığımız yok. Tabii yukarıda genel merkez bazında bize ne türlü görev verilirse biz onların verdiği emir ve görev doğrultusunda çalışmamıza devam ederiz. Biz burada da bir ayrı gayri yaşamıyoruz. Biz her gün iç içeyiz. Görünür konuşulması gereken her şeyi beraberce konuşabiliyoruz. Dediğim gibi genelde alınan kararı biz de burada uymak zorundayız ve uyuyoruz. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi ile bizim yani farklı fikir ayrılığı, farklı bir düşüncemiz yok. Biz beraberiz. Kardeşhanın mücadelemize de beraber devam ediyoruz. Ayrı tabelalar altında da olmuş olsa ülke menfaati her şeyin üstünde olduğunu zaten ortaya koydular. Onun için yerelde bizim çok farklı düşünme şansımız da yok. Zaten öyle bir durum da ortada yok yani. Ama önümüze şartlar neyi getirir, ne götürür bilemeyiz. Önümüzdeki günlerde de bu şartlar oluşursa her şey olabilir yani. Ya inan ben tabii ben de başkan olarak. Aslında ilçe başkanlığı. Eyvallah. Şöyle bir şey var. Ben o noktada da çok sıkıntı görmüyorum. Ben bana yansıyan bir durum yok. Bilmiyorum Rahman Başkanım ne düşünüyor. Sonuçta Milli Eğitim Camiası'nın işte sendikaydı falan böyle bir pozisyonları da var bildiğim kadarıyla. Çok da bilgi sahibi değilim Ereğli ile ilgili olduğu için onu söyleyeyim. Yani orada da çok ayrı düşündüğünü düşünmüyorum. Çünkü ben bildiğim Milliyetçi Hareket Partisi'nin olan arkadaşlarım da belli noktalarda görev aldığı yerlerde biz biliyoruz. Yani çok da böyle bir sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum başkanım bu kadar ne düşünüyor. Tabii ki bu konumu da değil. Onu vereceği bir cevap da değil. Tabii Ereğli'de ufak tefek mutlaka sıkıntılar var. Buradaki dediği gibi bizim tabii ki okullarımız kendi aldığı puan üzerinden okullara atamaları yapılıyor. Bunun dışında öyle bir milli eğitimle ilgili Fatih Başkan'la benim bir araya gelerek herhangi bir meseleyi tartışmadık. Ama bizim tabii ki İsmail Başkan'dan talep edeceğimiz değil de Fatih Başkan'dan talep edeceğimiz, konuşacağımız mutlaka milli eğitimle ilgili, genelle ilgili konular var tabii ki. Bunları konuşacağız. İsmail Başkan'ın dediği gibi Cumhur İttifakı'nın Ankara'da devam ettiği yerde, ilçede, beldede niye devam etmesin? Ben şunu da söyleyeyim. Biz Gülüç'te evet bir seçim yarışmasına girdik. O seçim yarışmasında ben sürekli AK Parti teşkilatını da ziyaret ettim. İsmail Başkan da orada bize gösterdiği ilgi var. Tabii ki orada eksik olan ya da yanlış olan şeyler de oldu ama İsmail Başkan'ın verdiği tecrübe, bilgi, beceriden dolayı biz o gün de kendine teşekkür etmiştik. Yani burada Cumhur İttifakı'nın adayı kazanmıştır. Yani nihayetinde MHP adayı da kazansaydı Cumhur İttifakı kazanmış olacaktı. AK Parti'nin adayı da kazansa Cumhur İttifakı kazanmış olacaktı. Biz daha fazla saygı çerçevesinde bu işlerin olması gerektiğini düşünenlerden ufak tefek problemler var mı? Var. Bunları da İsmail Başkanım'la değil de Fatih Başkanım'la
konuşmamız gerektiği zaman konuşuyoruz. Birebir de zaten öz eleştiri de yapıyoruz. Ama tabii ki ben bugün bunların konuşulacağı yer, makam değil burası. Başkanım bizi ziyarete gelmiş ekibiyle beraber. O anlamda biz kendine ve ekibine tekrar teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki görevinde de başarılar diliyorum.